25 Kasım 2021'den bu yana 345 kadın erkek şiddeti sonucu katledildi. Kadınlar şiddet için başvurdukları merkezlerden geri çevrildiler. Savcılıkta suç duyurumu var. Karakolda suç duyurumu var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurumu var. Benim çocuğumu devlet de korumadı. Ceren Özdemir! Burada! Zeytop Şahin! Burada! Zeynep Şenpınar! Burada! Yaşamak isteyen kadınların yardım çığlıkları karşısında ilgili kurumlar sessiz kaldı. Erkek yargı kadını değil, erkeği dinledi. Fail erkeklere iyi hal indirimi uygulayan kararları mevzuat eksikliğinden değil, tamamen erkek egemen zihniyetin bir sonucudur. Bu ülkede yasalar kadınları korumuyor. Erkek yargı erkek failleri aklıyor. Yargının bir tercih yapması gerekiyor. Ya kadınlardan yana tavır alacaklar, hukuktan yana tavır alacaklar ya da kadın düşmanı politikalarla her gün kadınları nefessiz bırakan iktidara biat edecekler. İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca bir kenara atıldı ve katliamların önü açıldı. İstanbul Sözleşmesi hepimizin kırmızı çizgisidir ve biz bu kırmızı çizgiden asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararınız yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Bu devran dönecek. İstanbul Sözleşmesi'ni bu kadınlar hayatları pahasına kazandılar. Kadın mücadelesi var oldukça biat eden bir toplum inşa edemeyeceksiniz. Kadına yönelik şiddete karşı susmuyoruz. Yasta değil, isyandayız.